çocuk beni kahrımdan öldürecek. İnsan içine çıkacak yüz bırakmadı. Rezil. Fazıl Bey, benim oğlum öyle bir şey yapmaz. O pembe denen kız ayartmıştır bu çocuğu. İsmet çocuk mu Refika Hanım? Niye hemen benim kardeşime suç atıyorsunuz? Anne, bir gelsinler konuşalım bakalım. Belki birbirlerini seviyorlardır. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi canım? Bak, bu Gülizar ve ailesine kriz yönetiminde gerçekten de hayran oldum ya. Hayır ben olsam hemen olay çıkarmıştım. Kız iyi vallahi içeride sessiz sakin oturuyor. Anne, bak biliyorum pembeyi kızgınsın. Ama ne olur gelince bir şey söyleme. Eve gidince biz konuşuruz onunla. Aha, kaçaklar da geldi. Anne, anne Allah aşkına. Lütfen. Baba Allah aşkına yapma ya. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun ha? Herhalde o pembe denen kız kandırdı seni. Kimse kimseyi kandırmadı anne. Birlikte karar verdik kaçtık. Lan bir de mağara dişi baba. Allah aşkına ya. İsmet senin derdin ne? Madem pembeyi seviyorsun niye Gülizar'la evleniyorsun? Abi. Ya kardeş. Ortada sevgililik, evlilik yok. Bu sadece mi evleniyorum diye acık gerilmiş. O yüzden de bir gaflete düşmüş. Allah'tan çabuk toparladı. Neyse siz bizi oyalamayın da şu gelini fazla bekletmeyin. Bu daha üstün başını giyinecek ya. Yürü oğlum, yürü. Yürü İsmet'im. Haydi o zaman anne baba. Yürü. Hadi, hadi, hadi gel. Ali. Siz geçin biz biraz pembeyle konuşup geliriz. Tamam. Ben senin kızını gerçekten sevmiştim Hasibe teyze. Ama o benim duygularımla, gururumla oynadı. Bir daha yüzüne bile bakmak istemiyorum. Seni doğuracağıma daş doğuraydım. Senin gibi evlat olmaz olsun. Anne, 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 tamam. Allah'ın belası. Yetim gibi ortalarda kodun bizi. Aa bak, Yaşar istemiyormuş ya bunu. Koreç girdi almayacak konağa. Senin yüzünden evsiz başsız kaldım. Kaldım yine senin. Tamam, yeter.